Merhaba, ben Ümit Çağlar. İç mimarım ve mobilya tasarımı yapıyorum. İlham vermişlerin sorularını sizler için yapıyorum. Crafta markası altında oluşturduğumuz mobilya koleksiyonunun beni iyi temsil ettiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü orada yaratmış olduğumuz koleksiyonun içindeki ürünlerin tamamı kendi tasarım dillerine sahip. Ve bu tasarım dili bence beni iyi bir şekilde temsil ediyor. Kağıt ve kalemle başlıyorum. Kağıt üzerinde eskiz yaparak şekillendirmeye başladığım tasarımları bilgisayar ortamına 2 boyutlu ve 3 boyutlu bilgisayar programları aracılığıyla geliştiriyorum ve görselleştirmelerini yapıyorum. Bu görseller üzerinde aldığımız kararlarla da bunları üretime sokuyoruz ya da sokmuyoruz. Bu şekilde ilerliyor süreç. Farklı disiplinlerin bir araya gelerek yaptıkları işbirliklerinden çıkan sonuçlardan çok keyif alıyorum. Bunları da mümkün olduğunca takip ederek onlardan ilham almaya, etkilenmeye çalışıyorum. Ben İzmir'de doğup büyüdüm. Eğitimimi de, iç mimarlık eğitimimi de İzmir'de aldım. İzmir'de bulunan bir mobilya atölyemiz var. Bu mobilya atölyesinin benim gelişim üzerinde katkısı tartışılmaz. Bunların hepsinin toplamı da beni fazlasıyla besledi İzmir adına bence. Tükettiğimi söyleyemem ancak İzmir'deki tasarım ortamının yeterince rekabetçi olmadığını düşünüyorum. Bu da bence beni yeteri kadar beslemiyor. Bu şekilde cevap verebilirim bu soruyu. Ağırlıklı olarak form bazında doğa, doğal oluşumlar, organik formlar beni fazlasıyla etkiliyor. Bunun dışında sanat ve tasarımın birleştiği noktadaki sergiler ve etkinlikler beni etkiliyor ve bunlar üzerine de eğitim almaya çalışarak fırsat buldukça kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Alıma dair olup bitenleri genellikle dijital medyadan, tasarım bloglarından, tasarım magazinlerinden takip etmeye çalışıyorum ve tabii ki sosyal medya. Kendimi de aynı şekilde dijital platformlardan duymaya çalışıyorum. Kendime ait bir web sayfam var ve buna bağlı sosyal medya hesaplarım var. Bunların üzerinde aktif olarak güncel işlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bu şekilde de kendimi duyuruyorum. İlham vermek biraz iddialı. Ancak genel olarak insanların yapmak istedikleri şeyleri yapmalarını onlara öneriyorum kendimce. Çünkü ben de bu şekilde yapıyorum. Bundan 5 sene ya da 10 sene sonra geriye dönüp baktığımda bu işi keşke o zaman yapsaydım demek istemiyorum. Ve kimsenin de bu şekilde demesini istemiyorum. O yüzden bu şekilde bir öneride bulunabilirim. Bu zor bir soru. Çünkü gerçekten böyle bir cümlem yok. O yüzden bu soruyu cevaplayamayacağım. Bu 17 yaratıcı insanın arasında bulunmak çok keyif verici bir durum. Çok mutluyum. Bu 17 insandan biri olduğum için. Bu organizasyonda büyük emeği olan Cenk'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir ilham veren işlerin peşinde koşturmaya devam ediyor İzmir'de. Çok teşekkürler.